Herkese tekrar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer konumuz kışın böyle küçük kabin boy valize nasıl soyuyoruz? Gördüğünüz gibi şu an daha koyacaklarımın yarısını buraya sığdırabildim. Sırayla ilk önce size göstereceğim. Ondan sonra buraya nasıl sığdırdığımı ve bavulu beraber hazırlayacağız aslında. Hepsini sırayla gösteriyor olacağım. Sıkıntı şu, yazın kabin boy valize sığmak çok kolay. Küçücük kıyafetler, incecik. Vuruyoruz, kullanıyoruz, hiçbir sorun yok. Ama kışın olduğunda ne oluyor? İşte bu kocaman kabanlar, ondan sonra her şeyle uymayan ayakkabılar. Şimdi hani bazı kıyafetleri siyah bot gerekiyor, bazılarına kahverengi bot gerekiyor. Mecbur götürmemiz gerekiyor. Atkıydı, eldivendi, bereçliydi, eteğiydi, içliğiydi falan derken ne oluyor? Biraz böyle şişiyor. Zaten kazaklar falan kalın. Bakalım nasıl söyleyeceğiz. Şimdi bizim 4 günlük bir Almanya seyahatimiz var önümüzde. 4 gün için 4 tane ayrı kombin yapacağım. Hatta bir tane de yedek yapacağım hamile olduğum için. 5 tane kombin göstereceğim size. Bu kombin, ben kombinleyerek bu arada ancak sığıyorum. Kombinlemesem, genel koysam o zaman şey yapamam. Nasıl söyleyeyim? Her şeyi koymak isterim. Neyin neyle uyumlu olduğunu bilmediğim için çok fazla şey koymaya çalışıyorum. Ama bu sefer de sığamam aslında bavula. Aslında amaç, en önemli kural, kıyafetleri ve her şeyi kombinleyip, önceden giyip, ayarlayıp, ondan sonra da buraya sıkıştırmak ve sığdırmak. Şimdi başlıyoruz ilk kombinimizle. Şimdi burada şöyle bir kombin yaptım ben. Gerçekten böyle yapıyorum bütün kombinlerimi. Böyle bir pantolon bu. Kalın. Üstüne bir kazağımız var. Onunla uyumlu bir şapkamız ve beremiz şeklinde birinci takımımız. Bunun altına giyeceğimiz ayakkabımız ise burada. Yani ben aslında iki bot ve iki montla gideceğim. En önemli şey bu. Tabii ki bunu sığdırmam mümkün değil. Bunu yanıma alıyor olacağım. Bir tanesini de giyiyor olacağım. Bir tane böyle sırt çantası alacağım yanıma. Böyle. Bir de bu olacak. Yani şu an bu yarısı var. Bir yarı daha gelecek böyle. Sırayla göstereceğim ve hepsini sığdıracağız. Şimdi başlıyoruz. Bu birinci kombinimizdi. Şimdi ikinci kombinimize geldi sıra. Bu arada kombinleri yaparken de hava durumuna baktım. Hangi gün, hangi hava koşullarına göre ne giyeceğimi aslında kestirmeye çalıştım. Burada da böyle bir eteğimiz var. Üzerine böyle bir kazak giyeceğim. Sonra böyle bir bordo beremiz var. Yine bu bordolu sarılı bir atkımız. Ve onlarla uyumlu da böyle bir çanta ve eldivenimiz var. Şimdi bunları koyalım. Tabii külotlu çorabı unutmuşum. O da buralarda bir yerde olmalı. Tabii altına bir de kalın termal külotlu çoraplar gelecek. Geldik üçüncü kombinimize. Bu arada her kombini de birbirine yakın koymaya çalışıyorum ki bavulda aradığım zaman kolay bulabileyim. Üçüncü kombinimizde şöyle bir uzun elbisemiz var. Hamilelikte bunlar kurtarıcı oluyor. Tabii ki biraz ince olduğu için içine şöyle bir içlik giyeceğim. Altına termal bir külotlu çorap ve bununla takımımız bir eldivenimiz. Böyle kulaklıklarımız ve atkımız. En çok şey yeri bu atkılar kaplıyor zaten. Bu arada şeyi bavula sığmazsa bazı şeylerini zerk etmeyin. Bir tane de sırt çantamız olduğu için en kötü sırt çantasını yerleştiriyor olacağız. Şimdi bunu da yerleştirelim. Şimdi geldi sıra dördüncü kombinimize. Şimdi bazı parçaları farklılaştı. Şimdi bunları tekrar çıkarttım. Demin koymuştum ama. Çünkü bu kombinimiz de duyuyor. Ona da dikkat etmeye çalıştım. Yani bazı şeyler her bir kombin için ayrı eldiven ya da ayrı bere almak yerine hani bazı şeyler mesela içlikler hepsi için gelebilir. Ya da külotlu çoraplar bazılarına uyabilir falan. Hani her biri için ayrı ayrı almak zaten gerçekten bayağı sıkıntı. Bunda da böyle bir hamile silesi tercih ettim. Onun altına bir yine termal hamile bir külotlu çorabımız var. Yine bir İçine bodimiz, yine bir içliğimiz ve eldiven ve yine beremiz şeklinde böyle bir takım var. Şimdi bunu yerleştiriyorum. Müzik
Şimdi geldik 5. kombinime. Bunda da çok üşürsem diye yine bir böyle bir tayt aldım. Taytın üstüne bayağı kalın ve uzun bir beyaz kazağımız var. Burada da yine içine bir termal pilot çorabımız var. Ve belemiz var. Burada bu kombinde bere kullanmadım. Eldivenimiz var. Bu kombinde bere tercih etmedim. Bunun üstüne zaten kürk olan şey giyeceğim için tekrardan ihtiyaç duymadım. Dediğim gibi iki tane mont, iki tane de ayakkabımız var zaten. Mesela buna kahverengi olan ayakkabı giyeceğim. Mesela deminkine siyah olan botumu giyecektim. Siyah olan botumuz da, o da yanımızda, o da burada. Yani iki tane böyle botla gideceğiz. Şimdi bunları da yerleştirelim. Şimdi geldik 6. kombinimize. 6. kombin aslında böyle bir elbise tercih ettim ben. Umuyorum ki ilk gün güneşli olacak. O yüzden bunu giyebileceğim. Yine kürkümle birlikte giymeyi planlıyorum. Kahverengi. Onun altına duyumlu bir çorap aldım yine termal. Bunları da bavula koymuyorum. Çünkü zaten bunları yolda giyiyor olacağım. Şimdi bu şekilde. Bu arada en kritik olan şey yola en kalın şeyi giymeniz ki böylece bavulda en çok yer kaplayacak olandan kurtulmuş olmak. Bu kritik olan bilgi. Şimdi bavulu kapatacağız artık. O yüzden mesela burada bunu daha rahat rahat koymuştum buraya. Aslında bunu da yine aynı şekilde böyle vurup şuraya koyabilirim. Bunu da rahat rahat yine koymuştum buraya. Bunu en üstte koymayı tercih ettiğim için oraya rahatça koymuştum. Bir şekilde kapanacak bavul benim de yardımımla. İpteceğiz, sıkıştıracağız. Şimdi buraya gelişi güzel koymuştum hatırlarsanız. Burayı düzenli yapmıştım. Şimdi oradakileri alıp buraya da düzenli hale getirdim. Şimdi botumuzu da koyuyorum içine. Ben böyle düzenlemeyi seviyorum. Bu tarafta mesela şu an külotlu çoraplar, bere, eldiven ve çorap falan gibi ekstra şeylerim var. Buraya iç çamaşırları falan da gelecek. Hala da yerim var gördüğünüz gibi. Onu şimdi kapatıyorum. Bu tarafta ise tamamen bütün kıyafetlerim var. Toplamda da 5 kombinim buraya sığdı. 6. kombinim de yanımda. Çünkü onu da yolda giyiyor olacağım. Artık hazırız. Kapatabiliriz bavulu. Bu arada gördüğünüz gibi aslında çok zor gibi görünüyordu. İnanılmaz çok eşya varmış gibi görünüyordu. Ama düzenli yerleştirdiğiniz zaman ve o boşlukları iyi değerlendirdiğiniz zaman ve böyle vurarak falan koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi aslında çok da rahat her şeyi sığabiliyor. Ve gördüğünüz gibi şunlar ne kadar kalın aslında bu katkılar. Şimdi bavulumuzu kapatacağız. Gördüğünüz gibi aslında ne kadar çok kıyafet varmış gibi görünüyordu. Evet, gerçekten çok kıyafet var aslında. Ama kalın kıyafetler mesela şunlar falan aşırı kalın. Bunlar çok boşluk bıraktırıyor. Yani siz o boşlukları ne kadar yok edebilirsiniz, aralarındaki havaları ne kadar alacak şekilde koyabilirseniz o kadar çok şey sığıyor aslında. O yüzden bu burma tekniği çok kritik. Böyle sıkıştıra 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 hem bu şekilde kırışmıyor hem de olabildiğince çok fazla şey almış oluyor. Önemli olan alanı maksimum kullanmak. O yüzden her şeyi sığdırabiliriz. Güç bizde. Her şeyi yapabiliriz bayanlar olarak. Size güveniyorum. Bize iyi seyahatler. Size de keyifli yolculuklar bundan sonraki seyahatleriniz için. Şimdi kapatalım artık. Aynen, iyi kapandı. Okan da kapanmayacak zannediyordu bu arada. Okan da inanmamıştı bunun kapanabileceğine ama şu an gördüğünüz gibi hiçbir yardıma ihtiyaç kalmadan durumumuz hazır. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Renkli renkli rotalarda buluşalım inşallah.